yediler manastırı. Muğla ili, Miras ilçesi, Bafa mahallesi sınırları içerisindeki Göryaka köyünde yer almaktadır. Bölgede yer alan manastırlardan en büyüğüdür. Manastır alanı doğuda büyük, batıda tamamen kayalar ile çevrilmiş birer küçük avludan oluşmaktadır. Küçük avlunun kuzeyinde çevresi duvarlar ile çevrelenmiş bir yukarı kale, güneyinde tek bir kaya üzerinde mazgallarla savunması güçlendirilmiş küçük bir sığınma kalesi vardır. Ana kapı güneyde olup, içinden bir kısmı kemerlerle örülmüş bir derenin geçtiği birinci avluya açılır. Doğuda bir trapeza, bir absesi, yanlarda kanat oluşturan mekanlarıyla küçük bir hamam olan dikdörtgen biçimi bir salon bulunur. Buna güneyde mutfak ve kiler yapıları izlemektedir. Bunlar konumları itibariyle avluyu kuzeye doğru kapamaktadırlar. Güneybatıda muhtemelen bir dinsel merkez bulunmaktaydı. Orada iki şapel ve şapel olarak kullanılan, iç tarafında bir duvarla oluşturulmuş absese sahip bir mağara bulunmaktadır. Şapelin yer altına yapılmış ön odasına giriş, kilisenin batı duvarının önündeki dar merdiven vasıtasıyla sağlanmaktadır. İkinci avluyu çoğunlukla bazıları çok katlı olan hücre yapıları çevrelemektedir. Yukarı kalenin batı ve kuzey yanlarında da günümüze iyi korunmuş durumda ulaşmış tonozlu hücre odalar bulunmaktadır. Bu odalar içten içe 4x2,5 metre boyutlarındadır ve doğu duvarının iç yüzüne bir ibadet nişi yapılmıştır. Buradaki bir şapel oldukça zengin süslemeli fakat günümüze sadece kalıntılarını görebildiğimiz 13. yüzyıla has tuğla bezemesine sahiptir. Manastırın yapı tarzı, düşman saldırısı durumunda ne gibi savunma önlemleri alınacağına ve bu tehlikenin nasıl savuşturulabileceğine ilişkin plan hakkında fikir edinmemize yardımcı olmaktadır. Birinci avlunun duvarları sadece istenmeyen yabancıları ve hayvanları buradan uzak tutmaya yarar. İkinci avlunun da düşman tarafından ele geçirilme tehlikesi baş gösterdiğinde keşişlerin yukarı kaleye sığınmaları mümkündü. Yukarı kale, savunma duvarı ve kuleleriyle takip edilmiş gerçek bir savunma yapısı niteliği taşır. Manastırın yapı tarzı bu yörede sürekli olarak düşman saldırılarının beklendiği dönemde yapıldığını göstermektedir.
Hristiyanlık için önemli olayların anlatıldığı Lazarus'un dikilişi, Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi, mezar konusu ve Anastasis, diriliş sahnesi, Hz. İsa'nın yaşamına, yaptıklarına ve ölümüne ilişkin sahnelerin yer aldığı freskler bulunmaktadır.